TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bakıldığı zaman referandumu Türkiye geride bıraktı ama birçok siyasi gelişme içeride ve aslında dışarıda bizi bekliyor. Yine sıcak günlere gebeyiz. Bakıldığı zaman tekrar AK Parti'de özellikle YSK'nın perşembe veya cuma günü yani yarın veya cuma günü kesin referandum sonuçlarını açıklamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'ye üye olacak. Ardından ne olacak? Tabii ki 2018 beklenmeyecek ve Mayıs ayında yani ya 21'inde veyahut 27 Mayıs'taki 27 Mayıs parantez içerisinde önemli bir gün, anlamı olan bir gün bir olağanüstü kongre sürecinin yapılabileceği konuşuluyor. Tabii yine CHP'nin başvuruları, Avrupa'ya işi götürmesi de konuşuluyor ama içerideki gelişmeler kadar dışarısı da önemli. Avrupa Parlamenterler Meclisi'nin açıklaması, Türkiye'yi tekrar siyasi denetim altına alması yönündeki durum, Avrupa Birliği ile ne olacak, Amerika Birleşik Devletleri ile ne olacak ve Türkiye Cumhuriyet tarihin boyunca çok büyük bir operasyonlardan birisini gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak hem Irak'taki terör yuvalarını hem de Suriye'deki terör yuvalarını vurdu. Bütün bunları konuşacağız. Çok önemli bir isimle efendim. Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş da. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ve iyi akşamlar. Biz bu yayını, iyi akşamlar efendim. Biz bu yayını İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibolla birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımıza sorularımızı yönelteceğiz. Efendim dilerseniz önce içerisiyle başlayalım. İçerideki hareketlilik de aslında hat safhaya ulaştı. YSK'nın kararı açıklamasından sonra mutlaka siz de konuştunuz ama o Sayın Cumhurbaşkanı'nın üye olması ve ardındanki gerçekleşecek olan kongreyle ilgili süreç nasıl işleyecek? Şimdi tabii öncelikle 16 Nisan'da alınan referandumdaki milletin vermiş olduğu bu onay önemlidir. Yani Türkiye'de birçok taşları yerine oturtacak bir adımdır. Dolayısıyla öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu anayasa paketinin doğal sonuçlarından birisi de partili cumhurbaşkanına geçiş sürecidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Seçim Kurulu kesin kararı verdikten sonra hemen dilerse ertesi gün partiye üye olabilir. Ve ondan sonraki süreçte başlar. Yani zaten AK Parti'nin kurucu lideri, kurucu genel başkanı, doğal lideri olduğu için de bir an evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın partisiyle bütünleşmesi ve ondan sonraki süreçlerde de partinin başına geçmesi işin doğası gereğidir. Yani suyun tabii akışında seyretmesi, akması anlamına gelir bu süreç. Tabii ne zaman yapılacak, kongrenin günü olacak, ne şekilde olacak, olağanüstü kongre mi yoksa olağan kongre mi olacak? Bütün bunlar da partinin yetkili organlarında alınacak kararlar çerçevesinde verilecek kararlardır. Buna göre adımlar atılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Partili olacak olması bile başlı başına AK Parti seçmeninde, tabanda, kitlelerde büyük bir heyecan uyandırmıştır. Yeni bir sinerji oluşturmuştur. Dolayısıyla bu süreci hep beraber takip edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Doğal olan mecrana, su yatağına girmiştir. Türkiye için hayırlı, mübarek olmasını temenni ediyorum. Bunlar oturup partinin yetkili kurullarının vereceği kararlar. Zaten şöyle bir şey değil mi? Yani eğer bu anayasa değişikliğini hazırlayan akıl, yani sizin partinizin ve MHP'nin ortak aklı diyelim o akla, eğer bu kongreyi veya işte bu katılımı daha sonra düşünseydi hemen demezdi ona da işte 2019-2018 diye bir takvim koyabilirdi. Yani tabii bir de milletin kararı artık ortaya çıktıktan sonra beklemenin de çok fazla bir anlamı bir yoktur. Bu yok. Bir an evvel süreç hızlanacaktır ve gerekli adımlar atılacaktır. Peki efendim şimdi tabii bir taraftan da bu süreç devam ederken YSK'nın kararlarına yönelik ana muhalefet partisinden aslında bir takım başvurular yapıldı. Ardından YSK'nın kararları geldi. Danıştay'a yapıldı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işin gideceği noktasında özellikle Genel Başkan Yardımcısı'nın bir açıklaması var. Bunlara genel hatlarıyla baktığımız zaman bir taraftan da 1950'den beri Türkiye'nin en iyi yaptığı şey seçimdir diyoruz, referandum diyoruz. Hani bu noktada çok fazla tartışılmamış, şaibeye ve üzerinde meşruiyet tartışması olmamış. Ama bu sefer CHP bu işi sonuna kadar sürükleyecek gibi görünüyor. Bu noktada ne demek istersiniz? Yani bu tabii doğru bir şey değil. Bakın Türkiye'de ilk sefer bu kadar önemli bir sistem değişikliği doğrudan doğruya milletin oylarıyla referanduma gitti ve kabul edildi. Şimdiye kadar Türkiye'de anayasa değişiklikleri, anayasa maddelerinin değişmesi, anayasanın ya da toptan değişmesi hep askeri darbeler sonucu olmuş. Askerin tanklarının palet şakırtıları arasında olmuş, silahların gölgesinde olmuş. Çok şükür Türkiye'de hem de bu kadar önemli bir sistem değişikliği, tamamıyla milli iradenin,
etkisi altında gerçekleşmiş. Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli yani. Çok önemli bir adım. Evet. Yani tamamen millet iradesiyle bu oluşmuş. Dediğiniz gibi bu seçimin son derece objektif kurallarla gerçekleştiği, açık bir şekilde gerçekleştiğinde kimsenin bir tereddüdü, kimsenin bir şüphesi yok. Türkiye en iyi şekilde bu seçimi gerçekleştirmiş. Ne seçim takvimi sırasında, yani referandum kampanyası sırasında, ne seçim günü, ne seçim gününün bittikten sonra oyların sayımı sırasında çok şükür büyük olaylar olmamış. Yani hiçbir olay olmamış hatta. Evet, seçim kampanyasında ileri geri sözler söylenmiş ama o da kampanyanın o sıcaklığı içerisinde, o heyecanı içerisinde söylenmiş sözler. Demokratik standartları son derece yüksek bir referandum yapılmış. Bizatihi bu referandumun yapılması bile, biz ilk günden beri söyledik, sonucu ne olursa olsun Türkiye demokrasisini olgunlaştıracak önemli adımlardan birisiydi. Türkiye demokrasisi gerçekten olgun bir noktaya geldiğini bu referandumla da ortaya koymuş. Şimdi millet bunu söyledikten sonra, yani milletin kararı bu şekilde tecelli ettikten sonra, evet diyerek bu onayı, meclisteki paketi onayladıktan sonra artık hiç kimsenin bundan daha ileriye gitmemesi gerekir. Yani evet, irade ortaya çıktı. Milletin sözünün üstüne bir tek söz söylemeyiz. Tersi olsaydı, diyelim birkaç bin oyla bile bu iş hayır olarak çıkmış olsaydı, biz bunun üstünde bir kelime söz söylemezdik. Madem millet böyle iradesini tecelli ettirdi, baş göz üstüne derdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de aynı olgunluğu beklemek demokrasinin gereğidir. Kaldı ki Türkiye'nin kendi içerisindeki bir seçimi, götürüp Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin salonlarında, odalarında bunları tartışmaya açmalarında son şikayet derece... Şikayet midir bu bir nevi Türkiye'yi? Bir nevi öyledir. Son derece yanlış olduğunu düşünüyorum ama nihayetinde kendi ellerinde böyle bir imkan var. Bu imkanları sonuna kadar kullanmak isteyebilirler. Bunlar kendi haklarıdır, demokratik haklarıdır ama doğru değildir. Onu ifade etmek istiyorum. Keşke eyvallah... Biz hayır için çalıştık ama milletimiz böyle dedikten sonra artık bir cümle bile söylemeyiz diyerek, baş göz üstüne diyerek milletin kararını karşılasalardı, bu herhalde Cumhuriyet Halk Partisi için de çok daha iyi olurdu. Ama bu içerideki millet iradesinin yansımasını dışarıya taşımayı biraz tartışmamız lazım. Yani bu bireysel bir şey değil. Bir bireysel başvuru olsa ben bunu anlarım. Bu millet iradesi sandığa bir şekilde yansımış. 50.001 olsaydı ne diyecektik? Veya 54 olsaydı ne diyecektik? Bunu uluslararası bir mecraya taşımak, Türk demokrasisinin üzerine sanki bir gölge varmış gibi böyle bir yansıma yapmak. Evet. Agit'in yansımasını gördük. Agit'in nasıl davrandığını gördük. Zaten bu işte taraf olmuş bir Avrupa'nın biraz da denetimindeki mekanizmalardan siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Tabii ki oradan objektif bir şekilde bir sonuç çıkmaz. Ama ya dediğiniz son derece haklı. Yani referandumda bir sonuç çıkmış. Dedi, 50+1 %50 yani. +1 bir oy fark bile olsaydı bu zaten demokrasi böyle bir şey. Böyle bir şey. Yani çoğunluk nasıl tecelli edecek? 87 referandumunu hatırlayın. Evet. Rahmetli Özal oyların bütün gücüyle hayır kampanyası yaptı. Ama öyle sonuçta bilir. Millet yasaklar kalksın dedi. 75 bin oy ya da 70 küsur bin oy fark var. Evet. Yani şimdi efendim fark çok az, biz bu referandumu tekrarlayalım. Hiç kimse böyle bir oyların şey demedi. Oyların tekrar sayılmasına da müsaade etmedi Sayın Özal. Onu da bir hatırlatma yapayım. Tabii yani nihayetinde... Sandık en güçlü irade ise, millet iradesi en güçlü irade ise, bütün demokratik partilere de zaten o gücü milletin iradesi veriyorsa, şu ya da bu şekilde evete hayıra destek veriyor. Şu partiye ya da bu partiye diğer genel seçimlerde, yerel seçimlerde oy veriyor, destek veriyor. Kim veriyor? Millet veriyor. Dolayısıyla millet bu oyunu, bu iradesini ortaya koyduktan sonra bunu tartışmak, hele hele tarafgir olduğu artık ayan beyan görünen Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunu taşımanın son derece yanlış olduğunu ifade ediyor. Çünkü kampanyada taraf oldular onlar. Hiç şüphesiz yani bu belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurumsal olarak değil olmadı ama Avrupa siyasetinin maalesef büyük bir çoğunluğunun, yine bir kısmını tenzih ederek söylüyorum, Türkiye referandumunun tarafı oldular. Birçok ülkede Türk siyasetçilerinin orada evet kampanyası yapmasına müsaade edilmezken PKK'nın, DHKPC'nin, FETÖ'nün hayır kampanyaları yapması için hem de polis kordonunda mitingler düzenlemesine müsaade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın şakanın hizasına tabanca dayanan bir posteri astılmasına müsaade ettiler ve mitingler yapıldı. Şimdi bunları görüyoruz. Bunlar son ayan beyan ortada. En son Avrupa Karma Parlamenterler Meclisi'nin ortaya koymuş olduğu karar ortada. Yani Avrupa'da bir yabancı düşmanlığı, bir İslam düşmanlığı ve bunun somuta indirgenmiş Türkiye şekli olarak bir Türkiye düşmanlığı ortada ayan beyanken, evet, Türkiye'nin kendi iç meselesini ve bitmiş, millet iradesiyle halledilmiş,
bir şekilde kenara konulmuş olan bu seçimi, referandumu Avrupa'ya taşımak son derece yanlıştır. Koz veriyor. Onların eline bir koz vermektir. Efendim, tabii tartışılan konulardan bir tanesi de 48.6 ile 51.4 birbirini anlamak. The New York Times ortadan ikiye ayrılan, ayrışan Türkiye fotoğrafı diye bir harita koydu ortaya. Gerçi bunu her seçimden sonra yapıyor. Yani 2014'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimiyle başladı. O haritalara da alıştık. Bakıldığı zaman buna ne diyorsunuz? Türkiye ortadan ikiye ayrıştı mı? Siz demin dediniz ki bir aslında demokrasilerde artı bir oy kazanmak demektir. Seçimi galip bitirmek demektir dediniz. Peki bu tartışmaları nereye koyacağız? Bunu da yazan bir ileri batı medyasının bir gazetesi. Son derece yanlış ve tarafgir bir yorum. Şimdi İngilizler Brexit oylaması yaptılar. İşte 51 nokta bilmem kaçla evet. Avrupa Birliği'nden çıkalım dediler. Birkaç 10 bin ya da bilemediniz 100 bin civarında oy farklılıklarıyla çıkılmasına karar verildi. O zaman İngiliz toplumu ortadan ikiye mi bölündü diyeceğiz. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde daha Trump yeni seçildi. Hem de yani ön seçimlerde verilen o delege oylarına baktığınız zaman Trump önde ama sonuçta oy sayısına baktığınız zaman demokratlar önde. Evet. Yani orada da tamamıyla ortada aşağı yukarı bölünmüş olan 200 bin eksik oyla başkan oldu. Başkan oldu. Bölünmüş bir oy yapısı var. Şimdi buradan hareketle kalkıp Amerikan toplumu ikiye mi bölündü diyeceğiz. Yani demokrasi zaten böyle. İki soru sorduğumuz için çok doğal olarak ikiye bölünecek. Yani ya evet diyecek ya hayır diyecek. İkisine birden damga vurursa. Retorik olarak farklı. Yani, tabii ki Avrupa Birliği'ne girelim mi kalalım mı çıkalım mı? Çıkalım diyecek. Bir tane fazla dediği zaman bunu kabul etmiş olacak. Trump'ı mı seçersin, Clinton mı seçersin? İki tane soru sorduğun zaman iki tane cevap alacaksın. Cevapların ortadan ikiye bölünmesi ya da birbirine yakın ya da uzak bir şekilde bölünmesi. O zaman ben size şöyle sorayım efendim. Ayrıştı mı, birleşti mi? Hiçbir şekilde ayrışmadı. Bu referandumla birlikte Türkiye toplumu çok daha dinamik, çok daha demokrat bir seviyeye doğru geldi. Hiçbir şekilde ayrışmadı. İşte görüyorsunuz miting meydanlarında birçok fazla eksik laflar söylendi ama dün Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü toplantısında yine herkes bir arada. Bütün siyasi parti başkanları bir arada. Nihayetinde hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Hepimiz bu ülkenin daha ileriye gitmesi için gayret sarf ediyoruz. Sonuçta seçim geride kaldı. Şimdi önümüze bakıyoruz. Orada ilerlemeye gayret ediyoruz. HDP sözcüsü Baydemir'le bir sohbetiniz oldu. Bugün de Murat Çelik yazdı bu konuyu. Onu da sormak isterim. Madem siz atıfta bulundunuz Anayasa Mahkemesi'ndeki toplantıdan sonra verilen resepsiyonda. Bir aranızda da sohbet geçti Sayın Baydemir'le. Yani bu tabii son derece normal bir şey. Aynı salonda Anayasa Mahkemesi, bir tane Anayasa Mahkemesi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa Mahkemesi. Oranın davetlileri Anayasa Mahkemesi tarafından davet edilmiş. Çok sayıda bütün siyasi partilerin temsilcileri var. HDP'nin temsilcisi Sayın Baydemir de oradaydı. Onunla da sohbet etmek, diğer herkesle olduğu gibi sohbet etmek son derece normaldir. Dolayısıyla dediğim gibi aynı ülkenin insanları olarak... Bir şey söyledim mi efendim, sizden bir talebi oldu mu? Yok, hayır. Yani Murat Yetkin aşağı yukarı yazdığı çerçevede bir görüşme oldu. Ayaküstü bir iki dakikalık olan bir şey. Yani keşke HDP olarak siz PKK'nın gölgesinden çıksaydınız ve Türkiye'de demokratik siyasete işlerlik kazansaydınız, kazandırsaydınız manasında sözlerde bir sözde bulundum. O bir cevaplar verdi. Ben tekrar bir şey söyledim. Biraz sıkıştırmışsınız galiba. Öyle hayır, görünüyor. Karşılıklı orada birbirimizle bir karşılıklı sözlerimiz oldu. Sonuçta yani nihayetinde Türkiye'de parlamentoda siyaset yapan insanlar olarak, Türkiye efendim, siyasetinin tarafları olarak Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde bir aradaydık. Referandumda çok zor olan bir şeyi bizden istediniz aslında millet olarak. Bizim 94 yıllık bir yaşam biçimimiz var. Bir alışkanlığımız var. Yani kıyafetimizi değiştirmek gibi veya evi değiştirmek gibi. Ya çok önemli bir karar. Böyle bir şeyi, böyle çok önemli bir değişimi bize, millete sundunuz. Ben çok zor olacağını tahmin ediyordum. Çünkü başlarken zaten %38'de falan başladınız herhalde. İlk yapılan ankette referandum başlangıcı %38 evet, %60 civarında hayırla başladı. Geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazı yorumlar var. Partinizin oyu mu düştü? Yoksa %51.4 sizin için yeterli midir? Bu büyük değişime olan direnci
3-4 ayda kırabildiğinizi düşünüyor musunuz? Sonuç kırdığınızı gösteriyor ama bazı yorumcularda oy kaybettiğinizi, evet, işte büyük şehirlerde 3 tane büyük şehirde hayırın önde çıkması nedeniyle bunu bir seçimle, yani referandumu bir seçimle kıyaslayarak bazı yorumlar yapıyorlar. Sizin referandum sonucuna ilişkin yorumlarınız nedir? Bu seçim için, partinizin başarısı için bir ölçü müdür? Siyasi partilerin başarıları için. Neden MHP ile AK Parti'yi topladığımızda oylarını aynı sonuçlar çıkmadı gibi bir analiz yapmanızı, evet, yani istiyorum. Şimdi, ben de kampanyaya ilk başlayanlardan birisiydim. Yani parti resmen kampanyayı başlatmadan evvel, evet, Anadolu'yu dolaşıp çok sayıda şehirde, evet, konuşmalar yaptık, toplantılar yaptık. Evet. Şunu çok açık söyleyebilirim. Yani ilk başta biraz da bu paketin ne getirip götürdüğü fazla bilinmediği için, evet, böyle bir soğuk bir direnç vardı. Evet. Anlatıyorduk. Anlattıktan sonra salonlar, kalabalıklar, bu normal değil mi sizce de? Yani tabii, değişim tabii, çok önemli bir değişim. Tabii. Son özellikle 3 hafta içerisinde sahanın döndüğünü gördük. Evet. Yani artık rahatlıkla bu referandum. Yani önce hayırlar öndeydi gibi. Öndeydi, arkadaydı, onu söylemiyorum ama bir görünen, bilmemenin verdiği bir direnç vardı. Tamam. İnsanlar kamuoyunda anlattıkça işte eski sistemin şu hataları var, bunlardan kurtulacağız. Şimdi bu sistem bunları getiriyor. Bunları tek tek anlattıkça kamuoyundaki o algının süratle yukarıya doğru çıktığını gördük. Yani biraz da kusura bakmayın siyasi tecrübeyle bunu anlıyorsunuz. Yani evet, insanların meydanlarda, nabzı, salonlarda, işte konuştuğunuz her yerde bu nabzın değişmekte olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim açımızdan, evet, kampanyasını yürütenler bakımından kampanya başıyla sonu arasında trendin yukarıya doğru gittiğini, özellikle son 3-4 haftada çok hızlı bir şekilde yukarıya gittiğini söyleyebilirim. Şimdi bu seçim bir milletvekili seçimi değil. Bu bir parti seçimi değil. Ahmet Bey'e mi oy veriyorsunuz? AK Parti'ye mi oy veriyorsunuz? CHP'ye mi oy veriyorsunuz? Sorusu yok. Doğru. Bu dolayısıyla herhangi bir belediye seçimiyle ya da herhangi bir milletvekili seçimiyle kıyaslanabilecek bir seçim değildir. Bu doğru yere götürmez. Doğru yere götürmez. Yani parti olarak evet diyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, diğer bazı işte... CHP'de birçok arkadaşım var, iş adamı arkadaşım, evet demiş. Evet yani, diyenler oldu. Evet. İşte bu tarafta olup da parti olarak hayır diyenler de oldu. Sonuç onu gösteriyor. Evet. Sonuçta insanlara kimi belediye başkanı seçiyorsunuz diye bir soru sorulmadı. Ya kim bir başbakan seçiyor? Ve belediye başkanı seçiminde de kusura bakmayın %50+1 istemiyoruz. Belediye başkanı seçiminde tabii, kim daha fazla oy aldıysa, mesela Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı %27 oyla kazandı 1994'te Refah Partisi'nden. Şimdi dolayısıyla belediye seçimine çok sayıda parti katılacak, çok sayıda aday katılacak, bağımsız adaylar da katılacak. Onların arasında o 4-5 aday arasında diyelim en çok oyu alan birinci olacak, başkan olacak. Aynı şekilde milletvekili seçiminde de. Milletvekili seçiminde de yani işte don sistemine göre bölünecek. O bölünen milletvekili seçmen sayısına düşen milletvekilleri partiler tarafından bölüşülecek. Dolayısıyla bu başka bir seçim. Burada da iki soru var. Sorulardan hangisi daha çok onay alırsa o kazanıyor. Dolayısıyla evet mi diyorsun bu referandumu, bu 18 maddeyi onaylıyor musun, onaylamıyor musun? İki şık var. Onaylıyorum diyenler %50+1 fazla olduğu için sonuç ortaya çıkmıştır. Bu kendi, her seçimin kendi dinamiği var. Bu referandumun kendi dinamiği içerisinde sonuçlar fevkalade tatminkardır, başarılıdır. Ve bu sonuçlar çerçevesinde de milletimiz sizin dediğiniz gibi 94 yılın en önemli kararlarından birisine imza atmıştır. Yönetim sistemini değiştirmiştir. Kolay bir şey değil. Şimdi bundan sonra bunları geride bırakıp önümüzdeki döneme bakmamız lazım. Aslında efendim Nuri Bey'in o söylediği hani oy daha fazla beklenti vardı, daha düşük mü alındı mevzusunda. Yani %51.6'nın üstü sizin elinizi Avrupa Birliği nezdinde daha fazla rahatlatacak, rahatlatmayacak tartışmaların da etrafında bu soruyu yok, bunları doğru makul, doğru makul yorumlar olarak görmüyorum. Yani biz ilk günden itibaren söylüyoruz. 50+1 alan kazanır. Evet. Hangi taraf evet ya da hayır hangisi alırsa o kazanır. Dolayısıyla bu bizim Türkiye'nin içiyle ilgili bir meseledir. Yani biz Türkiye'de... Bir de milletin terazisi böyle. Böyle. Yani millet niye az verdin, niye çok verdin diyemeyiz ki. Doğru. Bu ayıptır yani. Millet nasıl kararı tecelli ettiyse baş göz üstüne. İnanın ki tersi tecelli etseydi, bir kelime ilave söz söylersek namerdiz. O zaman da onu söylemezdik. Siz Avrupa millet, İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyecektiniz. Gitmezdik tabii canım. Danıştay'a, yani millet, Yargıtay'a, Anayasa yani, Mahkemesi'ne, ya YSK'ya. Bu maalesef CHP'nin eski alışkanlıkları. Saygısızlık. Eski alışkanlıkları. Milletten daha evvel de
Biliyorsunuz 2010 referandumunda da anayasa mahkemesine gidildi. İşte daha önceki bu tür değişikliklerde yani bir milli irade ortaya çıktıktan sonra bir şey söylemek ayıptır. Milletin iradesine saygısızlıktır. Böyle bir şey asla söz konusu olmaz. Ama bu seçimleri diyorum pardon referandum aslında ama seçim gibi bir referandum yaşadığımız için. Ama ben bunları tanımıyorum demesi ana muhalefet partisi liderinin buna da yurt dışından gelen olumlu katkılar Türkiye'yi sıkıntıya sokmaz mı? Sokmaz. Bunlar hiçbir şey değiştirmez. Şu anda seçim sonuçlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz da yenilgi psikolojisiyle böyle bir tavrın içerisinde girmesi anlaşılabilir bir şey. Bir müddet sonra bütün bunların hepsi unutulur. Cumhuriyet Halk Partisi isteriz ki bu süreçte sonradan mahcup olacakları adımları atmasınlar. Onun için diyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeselerdi. Millet nasılsa iradesini ortaya koydu. 48.4'ü bir arada tutabilmenin yolları var. 48.4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinizde gayrimilli bir şey yapıyorsunuz. O zaman tutamazsınız yani bir arada. Yani bir de kusura bakmayın yani elmalarla armutları bir sepetin içerisine koyup bunların hepsi bana aittir demek de olmaz. Öyle bir algı yani, da var. Ha, yani 48.6 sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil tabii mi? Tabii değil yani hiç kimsenin. Onu biraz yani, açar mısınız yani, efendim? İşte nedir mesela o? Parti olarak HDP de hayır verdi. Efendim başka partilerden, ufak partilerden de hayır oyu verenler oldu. Efendim HDP ile CHP'nin oy toplamı 1 Kasım'da %36. İktidar ya belli ki bunun dışında diğer partilerden... 25 artı 11. 11 yani. Diğer partilerden evet demeye açıklayan sizin partinizden de oy veren var. Olmuş. Yani, sizin partinizden de oy veren var belli ki oraya. Yani rakamlar MHP'den onu gösteriyor. MHP'den de oy veren var. Bu rakamlar onu gösteriyor. Rakamlar yani. Onu gösteriyor. Dolayısıyla bu kimsenin malı değil yani. Milletin bir kararı var. Millet tamam ben bu yönetim sistemindeki değişikliği onaylıyorum dedi. Şimdi siyaset olarak bizim üzerimize düşen, millet bu onayı verdikten sonra önümüzdeki dönemdeki bu uyum sürecini mümkün olduğu kadar hızlı, doğru ve son derece etkin bir şekilde yıl, yapmamızdır. Daha doğrusu 2,5 yıl. Siz demin de ifade ettiniz ya efendim. 1 Kasım 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bakıldığı zaman da takvime neredeyse 2,5 yıl var. Şimdi önümüzde 4000 tane uyum yasasının çıkartılması yani anayasa değişikliğine matuf bir hazırlığın olması lazım. Yine önümüzdeki döneme uyumdan bahsettiğiniz bir aslında bu 2,5 yılı biz bir tatbikat olarak mı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş noktasında kullanacağız? Bu hazırlıklarımızı yapacağız. Yasal düzenlemeler yapacağız. Efendim belki seçim sistemi, işte efendim siyasi partiler yasası, meclis iş tüzüğü gibi çok temel yasalar. Bu temel yasalarda da değişiklikler gündeme gelebilir. Bütün bunların hepsini ortaya koyacağız. Ve biz bu süreçte samimiyetle parlamentodaki bütün partilerle beraber bunu uyum içerisinde mümkün olduğu kadar yüksek bir konsensusla yapmayı arzu ederiz. Çünkü artık sistem değişecek. CHP ile bu konsensus olur mu peki bu aşamada? Şimdi, olması lazım. Demokratik olgunluk bunu gösterir. Yani değişsin mi değişmesin mi tartışması geride kaldı. Değişti. Millet kararı verdi. Artık şimdi bu milletin kararını verdiği yeni sisteme göre nasıl sistemimizin diğer noktalardaki atılması gereken adımları atacağız? Bu uyumu nasıl sağlayacağız? Burada herkesin katkısı olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de deneyimli bir parti olarak mutlaka katkısı olacaktır. Yeni sisteme ilişkin, yani şunu diyemez herhalde Cumhuriyet Halk Partisi, ben artık oynamıyorum, ben istemiyordum böyle bir değişikliği. Evet şimdi belki bir müddet bunları söylerler ama bir müddet sonra bunun anlamı yok. CHP'ye de faydası yok, Türkiye'ye de faydası yok. Görüşlerini dile getirmelerini ifade ederiz. Kim ne bu milletin hayrına? Ne söyleyecekse her söylenen sözü de dinleriz. İç ve dış piyasalar milletin kararını çok iyi bir şekilde satın almaya başladılar zaten. Öyle. Yani hem iç piyasalar hem de dış piyasalar. Ya o itiraz eden dış piyasalar da milletin kararını satın aldı. Şimdi göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Yani bunu, bu kehanet değildir. Çok sayıda yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecek. Zaten şimdiden mesela dün bir grup bana da geldi. Şöyle bir yatırım yapmak istiyoruz diye anlattılar. Büyük yani bir dolar bugün 3.500'e düştü efendim. 3.500'e düştü. Yani bu bundan sonraki görünüş odur. Yani hem döviz piyasaları hem faiz meselesi. Borsa çok aldı başını. Doğru gitti. Yani çok aslında ekonomi. Peki efendim hani böyle bir noktada Sayın Cumhurbaşkanı iki kez söyledi. 2019 1 Kasım'ı işaret etti. Sayın Başbakan söyledi. Siz basın toplantılarınızda ve Bakanlar Kurulu'ndan sonra yaptığınız açıklamalarda söylediniz. Ama hala bugün de yine erken seçim var mı yok mu diye soruluyor.
Yani erken seçim teknik olarak bir defa hani mümkün görünmüyor. Çünkü hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için o kadar 4000 tane yasa çıkartılması lazım. Şimdi tabii nedir bunları, buradaki bunu konu? Türkiye'nin gündeminden süratle çıkarmak lazım. Türkiye'de şu anda güçlü bir şekilde halkın oyunu almış olan ve süresi olan, daha önünde vakti olan bir hükümet var. Dolayısıyla esas meselemiz bu uyum yasaları üzerine yoğunlaşmaktır. Ve bir an evvel etkili bir şekilde bu yasaları çıkarmak. Bir de çevremizde meydana gelen olaylar ve ekonomimiz de bizim bu 2,5 yılı iyi değerlendirmemiz gerektiğini tabii, de tabii, gösteriyor. Ben size şöyle bir şey sorayım efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı öyle gözüküyor ki yani partinizin yetkili kurulları toplanacak mutlaka. Olağanüstü kongre olacak. O belli oldu artık. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Yani katıldığı bir yabancı yayın Reuters'a dün akşam verdi, bir demeç verdi. Demeçte. Döneceğim partimin başına. Partime döneceğim dedi. Belli ki bu kısa sürede olacak gibi görünüyor. Mayıs ayında her ne kadar çok yoğun bir dış programı var Sayın Cumhurbaşkanı. Çin var, Amerika var, Rusya var, Hindistan var. Buna rağmen belki Batuhan'ın biraz önce girişte söylediği gibi ya 21 Mayıs'ta ya da 27 Mayıs'ta bu kongre olacak gibi. Olağanüstü kongre. Burada herhalde siz MKYK, partinin meclis yönetimi ve bakanlar kurulu. Bunlarda bir değişiklik bekliyor musunuz? Çünkü burada kurulacak düzenle artık 2019'a yürüyecek. Parti. Tabii yani şu anda partimiz açısından ilk başta konuştuğumuz doğru evet, ve acil olan evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an evvel partiye dönmesidir. Suyun doğal mecranına da akmasıdır. Dolayısıyla bunların her birisi zaten bir parti kongresi olunca parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı ortaya çıkacak. Ve ondan sonraki süreçlerde her birisiyle ilgili takvim kendi içerisinde işler. Yani siyasette doğal olmayan bir şey olmaz. Yani yukarıdan illa şunu şöyle yapalım böyle yapalım diye olmaz. Doğal mecranda bu süreç işler ve Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız doğal lideri olduğu partisinin başına gelir. Evet. Bir teknik soru sorabilir miyim ben? Bundan sonra ne değişir geldikten sonra? Siz ne bekliyorsunuz? Bu önemli bir şey. Yani bakın piyasalar bile bunu satın almaya başladı. Bunu okur musunuz? Yani şimdi siyasal? burada tabii esas Türkiye'nin esas büyük dönüşümü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonraki durumdur. Bu aradaki süre bir hazırlık dönemidir. O sisteme hazırlık dönemidir. O sisteme bunu, hazırlık dönemidir. Tabii ki yani bunu yaparken de yani biz bir taraftan hadi bütün bu işleri tatil edelim, bütün işimiz bu sisteme hazırlık yapalım demiyoruz. Tam tersine 65. hükümet görevinin başındadır. 65. hükümet milletin kendisine vermiş olduğu bu yetkiyi sonuna kadar kullanacaktır. Bu bir reform hükümetidir, bu bir üretim hükümetidir. Üretim esaslı bir ekonomik modeli ortaya koyan bir hükümettir. Çok sayıda adımlar atıldı. Bunların sonuçlarının alınabilmesi için çok yakından takip edilmesi lazım. Her bir bakan arkadaşımız, her bir bürokrat arkadaşımız tarafından bunların çok ciddi şekilde takip edilmesi lazım. Dolayısıyla zaten 65. hükümet programında ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirmek için her gün adım atıyor. İlave bir takım tedbirler oluyor. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela cazibe merkezleri meselesi uygulamaya konuldu. Anadolu'yu bu kampanyada dolaştığımızda gördük ki çok sayıda yabancı şirket bu cazibe merkezi ilan edilen illerde yatırım yapılması için gerekli yerlere başvuruda bulunmuşlar. Evet, araştırmalar yapıyorlar. Araştırmalar yapmışlar. Yani demek ki bizim bu 65. hükümetin programı işliyor, hedefleri işliyor. Efendim istihdam seferberliği yapıldı Sayın Cumhurbaşkanımızın evet, öncülüğünde. Orada da her şey gayet güzel bir şekilde ilerliyor ve çok sayıda yeni istihdam oluşturuldu. Dolayısıyla bizim esas meselemiz 65. hükümetin millete sunmuş olduğu bu programın uygulanmasını yaparken aynı zamanda da evet, önümüzdeki dönemin gerektirdiği yasal altyapıyı hazırlamak. Bakanlar kurulu değişikliği bekliyor musunuz? Bunlar süresi geldiği zaman olur. Yani nihayetinde ilk sefer olacak değildir. Bakanlar kurulu her zaman değişir. Teşkilat artı yerel yönetimlerdeki değişiklik sorusunu da ben ilaveten sorayım. Yani şimdi bir seçim var önümüzde. Yani bir yerel seçim yani var. Bunlar efendim şunu sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın partiye AK Parti Genel Başkanı olmasından sonra mı bekleyelim bunları biz? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere AK Parti teşkilatlarını da çok iyi tanıyor. Yerel yönetimleri de çok iyi tanıyor. Parlamento grubumuzu da çok iyi tanıyor. Dolayısıyla yani bu sistem değişikliği olmasaydı dahi nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bu alanlarla ilgili gözlemleri, tespitleri vardı. Dolayısıyla bu tespitler çerçevesinde atılması gereken adımlar da önümüzdeki dönemde
atılır. Bundan da kimsenin endişesi olmaz. Seyircilerimizden gelen de bir soru var. Teknik bir soru bu. Demin Nuri Bey sordu ama onun aslında bundan sonra genel başkan olduktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Değil mi efendim? Hani bir AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. O zaman başbakanlık makamı 2019'a kadar devam edecek. Meclisteki işleyiş devam edecek. Onu bize biraz anlatır mısınız? Nasıl olacak oradaki? Şimdi onları hep beraber göreceğiz. Yani bu süreç içerisinde uygulamayı hep beraber göreceğiz. Yani bunu bütün bunları yaparken en başından itibaren bir şey söyledik. Bu mesele ne AK Parti'nin meselesidir ne Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesidir. Dolayısıyla bu Türkiye'nin kendi sistemini daha etkin hale getirmesi için atılması gereken bir adımdı. Bu adım çok şükür atıldı. Bundan sonra biz nasıl işlerimizi daha hızlı yapabiliriz? Daha iyi yönetimde etkinliği nasıl sağlayabiliriz? Ekonomik kararların daha iyi uzun vadeli kararlar şeklinde alıp uygulanmasını nasıl sağlarız? Bütün bunları yaparken de bu kararları almamızın altyapısını oluşturacak bu sistemi nasıl hızlı bir şekilde adapte edelim. MHP'li bakanlar konusunu sorayım mı? Kapatalım artık. Çok yani tartışılıyor. Bu konu Sayın Bahçeli'ye de soruldu. Çok açık bir şekilde cevaplandırdı. Nur abi dış politikaya geçelim mi yoksa? Yani şeyi sorayım ben. İzin verirsen Batu. Girişte söyledin sen Batu Han ama. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri çok tarihi bir dönemeçten geçiyor. Avrupa'daki İslamofobi, işte ırkçılık, yabancı düşmanlığı, bir de bunların tüm hepsinin yanında özel olarak Avrupa Birliği liderlerinin bir Erdoğan nefreti maalesef. Bölgesel ve küresel meselelerde karşılarında duran bir Erdoğan'ı dize getirme, yola getirme, istedikleri boyun eğdirme, diz çöktürme çabası da var. Bunlara baktığımızda bugün çıkan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın biliyorsunuz Cuma günü de Dışişleri Bakanları toplanacaklar ve bu tavsiye, bu kararın çok bir anlamı yok. Çünkü bu tavsiye niteliğinde bir karar ve bağlayıcılığı yok. Ama Dışişleri Bakanlarının ve daha sonra Avrupa Birliği liderlerinin alacağı Avrupa Konseyi kararları bağlayıcı kararlar. Oradan ne bekliyorsunuz? Bir de bu ilişki nereye doğru gidecek? Bir taraftan bunu hem küresel terörle mücadele anlamında soruyorum, hem de bu göçmenlerle ilgili sorunla ilgili bu ilişki zorlayan bu iki sebep var. Nasıl gidecek bu ilişki? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri hiç böyle lineer bir çizgide seyretmez. Evet. Yükseldiği zamanlar oldu. Yani olumlu anlamda çok kötü olduğu zamanlar oldu, durağan olduğu zamanlar oldu. Yani böyle yine Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından, daha doğrusu daha genel bir ifadeyle Türkiye ile Avrupa ülkeleri siyaset çevreleri arasında son derece gergin bir ilişki döneminin içerisindeyiz. Bunu bir kere açıkça söylemek lazım. Ama bu gerginlik Türkiye'den kaynaklanmıyor. Bu gerginliğin sebebi Avrupa'nın önce kendi içerisindeki hareketlenmedir. Çok net söylüyorum. Avrupa Birliği iki dünya savaşı arasındaki artan aşırı ırkçı, milliyetçi, hatta biz faşist dediğimiz zaman kızıyorlar ama ırkçı, yani gerçekten sadece aşırı sağcı da diyemeyiz, ırkçı bir anlayışla maalesef çok ciddi şekilde bölünme sürecinde. İkincisi, Avrupa Birliği'nin içerisinde çok ciddi şekilde siyaseti üzerinde büyük bir dalga var. Bu dalga yabancı düşmanlığı. Evet. Yani adam 3 tane göçmen gördüğü zaman tüyler diken diken oluyor. Ve bunu körükleyen bir sürü politikacı var. İşte Wilders'inden tutun da. Ama bunlar prim yapıyor. Yani. Bunlar prim yapıyor. Çünkü böyle bir sosyolojik dalga var. Evet, evet. Yani göçmen düşmanı, yabancı düşmanı, evet. İslam düşmanı ve içe Türkiye kapan. Düşmanı. İçe kapan. Bunun çok somut şekli olarak da yani görmeye alıştıkları Türkiye'deki siyaset tavrı nedir? 25 milyon dolar için el avuç açan, dilenen bir Türkiye. Düğme 25 milyar bir Türkiye. Değil mi efendim? Milyon dolar için. Düğme ilikleyen bir Türkiye. Avrupa Birliği'nin terbiye salonunda 10 yıllar boyunca tek ayak üstünde bekletilen bir Türkiye. Bunlara hiç itiraz etmeyen, baş üstüne ne derseniz diyen, bu vezinde konuşan bir Türkiye. Şimdi karşılarında başka bir Türkiye var. Tayyip Erdoğan düşmanlığı da oradan geliyor. Evet. Yani biz sizle eşit ortak olarak pazarlık etmek istiyoruz. Biz de eğer Avrupa Birliği'nin bir ortağı olacaksa biz de burada eşit ortak olarak sizle pazarlık etmek istiyoruz. Bu alışamadıkları, bir türlü kabullenemedikleri bir siyaset tarzıdır. Türkiye'ye ilave olarak, üçüncü olarak bunun için de çok kızıyorlar. Ayrıca maalesef bu siyasi akımlar Avrupa'nın içerisinde büyük prim yapıyor. Ben defaatle söyledim. Bir kere daha yeri geldiği için söylemek istiyorum. Bu son karar efendim bizi etkiler mi? Etkiler. Ama Avrupa'yı 1000 kere etkiler. Avrupa'da bundan sonra
makul siyasetçiler, demokrat siyasetçiler, liberal siyasetçiler bu faşist, neonazi, efendim ırkçı, Türkiye karşıtı, İslam karşıtı dalganın etkisi altında kalırlar. Eğer böyle giderlerse birkaç sene sonra ağızlarını açıp kendi kampanyalarını yapamazlar. Yavrum şeyde Fransa'da seçim var, Almanya'da seçim var. Görüyoruz, görüyoruz. İki lokomotifte seçim var. Dolayısıyla bu fevkalade önemli bir süreç. Bu Avrupa için telaş edilmesi gereken bir durumdur. Bizim için değil. Yani Avrupa için hakikaten üzülüyorum. Avrupa'nın Avrupa'yı bu noktaya getiren ne? Kurucu değerler dedikleri şey. İşte çok kültürlülük, çok dinlilik. Efendim bir bütün farklı insanları bir araya getirip aynı pota içerisinde eritebilme becerisi. Bir ortak Avrupa evi ideali. Ortak bir siyasi kriterler manzumesi, işte Kopenhag kriterleri dedikleri. Ortak bir hukuk sistemi, ortak bir mali yapı vesaire. Bunların hepsi geride kaldı. Bunlar Avrupa, şu soruyu Türkiye ile ilişkileri Avrupa'nın en hayati sorusudur. Avrupa Birliği içine kapanıp bu faşist, ırkçı akımların etkisi altında boğulacak mı? Yoksa Avrupa Birliği dışarıya açılıp yeni bir takım çevrelerle buluşmanın ölçüsü olarak Türkiye ile ilişkilerini düzeltecek mi? Birinci sorusu budur. En az bunun kadar önemli olan ikinci soru ise bundan sonra Avrupa Birliği göçmenlere nasıl muamele yapacak? Göçmenlerin Avrupa'daki yeri nedir? Bunu sadece Suriye'den gelenler olarak görmeyin. Çok geniş anlamda dünyada küresel bir göç dalgası var. Bu dalga Avrupa kıtasını da etkiliyor. Avrupa buna karşı nasıl tedbir alacak? Pis yabancılar evinize gidin derse Avrupa göçecek. Çok net söylüyorum. Avrupa çökecek. Bunu görmeleri lazım. Biz bunu Avrupa'nın hayrına olsun diye söylüyoruz. Eğer böyle olursa bakın zaten bir taraftan Brexit'le de başladı. Eğer bu süreçler devam ederse sadece yabancı düşmanlığı Frexit olmaz. Fransa'da Frexit'ten bahsediliyor. Yani bu sadece böyle olmaz. Türkiye'de aynen, de Brexit herhalde olacak. Aynen iki savaş arasında olduğu gibi Alman Fransız'a, Fransız Alman'a, İngiliz hem Alman'a hem Fransız'a, Belçikalı ötekine bu sefer ırklar, milletler birbirlerine düşman hale gelir. Avrupa Birliği'nin kurucu ortakları birbirlerine düşman hale gelirler ki bu Avrupa için önemli bir tehlikedir. Bunu görmüyorlar. Konseyde nasıl bir karar bekliyorsunuz? Komisyonda. Yani ben bu Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde alınan kararı telafi edecek adımlar atacaklarını düşünüyorum. Bu söylediklerim sanmayın ki sadece bu stüdyoda kalıyor. Avrupa'nın makul siyasetçileri de bunları duyuyorlar. Bunların gerçekten iyi niyetle söylenmiş olan bir takım eleştiriler olduğunu görüyorlar. Ben kendi gelecekleri için Türkiye ile olan bu gergin ilişkiyi bir şekilde düzeltmeleri. Yani bu atılan yanlış adımın düzeltilmesinin kendi lehlerine olacağını Avrupa düşünüyorum. Avrupa Komisyonu dün AKM'de çıkan işte Türkiye'yi siyasi denetim altına alacağız kararının Avrupa Birliği tarafından yumuşatılacağını mı düşünüyorsunuz? Doğrusu odur. Avrupa'nın siyaseti bakımından doğrusu odur. Peki o soruyu somutlaştırırsak efendim hani bir masaya oturmaktan bahsedildi. O tarafta Avrupa Birliği olacak, bu tarafta Türkiye olacak. 60 yıl daha beklememe. Hani ne yapacaksınız yapın. Hani açık konuşalım artık her şeyi. İşte bunu açtınız, kapatmadınız. Fransa onu boykot etti, bloke etti. Rum kesimi bunu bloke etti. Ne olacak? Hani o masaya oturma tarihi var mı? Yani bu bir masaya hakikaten bu masa acayip bir masa. Türkiye tarafı da çok sabırlı bir ortak. Yani ve şimdiye kadar kararlılıkla bu masayı devirmemek için üzerimize düşen her türlü titizlikle hareket ettik. Ama kusura bakmayın, biz enayi değiliz. Yani bu kadar çok fedakarlık yapacağız. İşte en son vizesiz Avrupa Türk vatandaşları için. Bunun karşılığında da Avrupa'da göçmen krizini çözecek birebir geri dönüş anlaşması. Biz bütün yükümlülüklerimizi neredeyse yerine getireceğiz. Avrupa Birliği ise masada verdiği hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyecek. Sözünü yerine getirmeyecek. Bu ila nihaya sürdürülebilir bir durum değildir. Yani biz işte bir zamanlar işte Kopenhag kriterlerini, bunların hepsini karşılayacaksınız. İşte bu en son iki yıl içerisinde sürdürülen bu görüşmelerde ortaya konulan 73 şeyin maddenin hemen tamamını neredeyse yerine getireceksiniz. Ondan sonra olmadı bakın şu 5 madde daha var diye önünüze çıkacak. Hem de DAEŞ'la PKK'yla bu mücadeleyi verirken 15 Temmuz darbesi varken. Ha şimdi bir de tabii işin vahim tarafı şu. Efendim olağanüstü hal gözden geçirilmesi. O hal. O halin gözden geçirilmesi. Ya kusura bakmayın.
Şimdi Fransa seçime gidiyor. Fransa o hal şartları içerisinde seçime gidiyor. Doğru. Kimse ağzını açıp Fransa'da seçim oluyor, o hal var diyor mu? Kavya kaldırın gibi bir... Kaldırın gibi bir şey diyor mu? Aynı şey Belçika'da. Olağanüstü hal olduğu zaman Belçika'da siyasi süreçlere müdahale etmeyi düşünenler mi oluyor? Yattığımız otelin lobisinden tutun koridora kadar asker bekliyor. Yani. Öyle. Kaç kere boşaltmadılar mı oteli biz oradayken? Çıkın dediler ve efendim bu başkentlerde oluyor Avrupa Birliği'nin. Günlük hayatı etkiliyor. Yani günlük hayatı etkiliyor. Ya, Türkiye'de İstanbul'da veyahut Ankara'da otelleri boşaltın. Hiç böyle bir şey. Öyle bir şey oldu mu? Şey. Yani sonuçta. Bu şeyi nasıl değerlendiriyor? Şimdi bu bir çifte standart. Yani bir de 15 Temmuz müsaade ederseniz. Evet, yani buyurun. Bugün bunu söyle efendim 15 Temmuz sonrasında o halde orantısız bir takım tedbirler var diyenler. Evet. Eğer samimi olsalardı 15 Temmuz'dan sonra koro halinde biz bu darbeci çeteye karşıyız. Türkiye demokrasisinin yanındayız. Türkiye'yi sonuna kadar destekleyeceğiz demeleri gerekirdi. O gün onu deselerdi şimdi bir şey deme hakları olurdu. Ama şimdi ortada o gün hiçbir şey söylememişler ya da bırın kırın etmişler tam Türkçesiyle. Böyle bir iki söz söyleyenler olmuş. Bu kabul edilebilir durum değildir. Bugün de onları vatandaşlar falan kabul ediyorlar, himaye ediyorlar. Evet, yani şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? O Avrupa, o komisyonda veya parlamenter meclise iki tane HDP'li üyenin oraya evet vermesini, onu desteklemesi, o kararın altına imza koyması canınızı acıttı mı biraz? Yani bizim aleyhimizde, Türkiye aleyhinde bir karar alınıyor ve bu ülkenin siyasetçisi, milletvekili olduğunu söyleyen iki tane parlamenter buna imza atıyor. Ben arada bir Ertuğrul Kükçü'yü uçakta karşılaşıyorum. Şimdi dua ediyorum karşılaşmamak için. Kendimi zor tutarım, yanlış bir şey söylerim, onu kıracak bir şey söylerim diye. Kendime şey yapayım, inşallah karşılaşmam diyor. Yani bu gerçekten hiçbir şekilde izah edemeyecekleri bir durumdur. Yani Türkiye'de siyaseten iktidara karşı olmak başka bir şeydir. Türkiye düşmanlığı başka bir şeydir. Bu açık bir Türkiye düşmanlığıdır. Ya Türkiye düşmanlığı derken de AK Parti ve 65. hükümete ya da Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığı kastetmiyorum. Tırnak içinde söylüyorum. 80 milyona karşı düşmanlıktır bu madde, içeren madde. Türkiye'nin geçmişine, Türkiye'nin tarihine, birikimine, bugünkü varlığına, güçlü Türkiye hedeflerine karşı bir düşmanlıktır. Bu düşmanlık bildirisine imza atmak gerçekten fevkalade hazindir. Bu yerli bir davranış değil. Hiçbir şekilde değil. Hiçbir şekilde değil. Efendim bu hani siyasi denetim mekanizması nasıl işleyecek? Bunun bir yaptırımı var mı? Nedir bu konu? Merak ediyoruz aslında. Ne olacak? Yani şimdi aldılar. 2096'da aldılar. 2004'te çıkarttılar. Komisyon kabul aradan öyle geçti. Tabii bu tavsiye, şu anda tavsiye niteliğinde. Tavsiye niteliğinde. Yani nasıl olacak? Bağlayıcı bir şey. Bağlayıcı bir şey yok. Kusura bakmasın. Eğer bu noktada zorlarlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi. Hı hı. Yani biz İlaniyaya Avrupa Birliği'nin böyle terbiye salonunda bekletilecek bir ülke değiliz. Seni denetleyeceğiz. O zaman böyle yok. O zaman tekrar millete gideriz, sorarız. Avrupa Birliği süreçlerini devam etsin mi, etmesin mi? Avrupa Birliği üyeliğini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Milletimiz ne karar verirse ona göre yola devam ederiz. Tabii. Evet. Öyle bir karar almaları çok mümkün gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Bir taraftan Suriye operasyonları devam ediyor. Bir taraftan FETÖ konusu var. Bir taraftan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı orada gözaltına alınıyor. Sonra tutuklanıyor. Oradan bir şey bekliyor musunuz? Yani şimdi bütün sanki şöyle konuştuğumuz zaman vatandaşlarımız şöyle anlıyor olabilir. Ya her taraf Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin başı çok sıkı belada. Hayır öyle değil. Dünya çok büyük bir türbülanstan geçiyor. Büyük bir sarsıntı geçiriyor. Sadece Türkiye değil. Ama çok güzel söylediniz. Hakikaten efendim insan Amerika karşı, Rusya şimdi açıklama yapıyor. Sincar'a kabul edilemez falan. Bunlara çok fazla... tabii ki doğru. Türkiye şöyle düşün. Hani demiş ya Nasrettin Hoca, al eline istersen ölç. Dünyanın merkezi Türkiye'dir. Yani Orta Doğu'da bütün Doğu'nun, Batı'nın, Hristiyan dünyasının, Müslüman dünyasının, gelişmiş ülkelerin, yoksul ülkelerin... Yani hangi kriteri alırsanız alın hepsinin tam orta noktası. Sadece fiziki olarak söylemiyorum. Kültürel olarak da, efendim ekonomik gelişmişlik olarak da, siyasi yapısı itibariyle de çok şükür bize coğrafyamızın verdiği, jeopolitiğin vermiş olduğu çok büyük bir imkan vardır. Çok büyük sıkıntılar da var. Sanki Trump'ın telefonu Avrupa liderlerinin yüzüne de adeta tırnak içerisinde bir tokat gibi oldu. Arayıp tebrik etmesi. Aslında hiç beklemiyorlardı. Şaşırdılar. Avrupa aslında başka bir şeye doğru çekerken Trump oyunu da bozdu gibi. Yapılan açıklamada Trump'ın çok aslında yapıcı açıklamalarında gördük. Buna karşılık işte Suriye'deki bugünkü tepkiyi de gördük. Hani orada nedir efendim? Bunu bize biraz açıklar mısınız? Nereye gidiyor Türkiye-Amerikan ilişkileri? Yani şimdi bu söylediğimi ben söylüyorum. Biz görüyoruz. Türkiye'nin vatanseverleri olarak görüyoruz. Bunu Amerikalılar görmüyor mu? Ruslar görmüyor mu? Avrupa'da siyaset yapan çevreler görmüyor mu? Yani bu Türkiye yok sayılarak bu bölgede herhangi bir gücün
kendi siyasetini de dizayn etmesi mümkün değil. Yani burada çoklu bir denklem var. Yani eskiden iki taraf vardı, Ruslar, Amerikalılar. Şimdi çoklu bir denklem var. Hadi gelin Suriye meselesini herhangi bir ülke tek başına çözsün. Çözmesi mümkün değil. Irak meselesini gelin tek başına bir ülke çözsün. Dolayısıyla buralarda her bir Suriye meselesinin çözümü için de Türkiye'ye ihtiyaç var. Irak meselesinin çözümü için de Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu arada DAEŞ'e karşı ortak bir koalisyon, terörün küresel bir tehdit olmaktan çıkarılması için de herkesin Türkiye'ye ihtiyacı var. Küresel bir başka sorun olan bu göç dalgalarının gerçekten önlenebilmesi için Türkiye'ye herkesin ihtiyacı var. Birileri karşıtlıktan bakınca belki Sayın Trump'ın telefon etmesinden rahatsız olmuş olabilirler, Sayın Putin'in telefon etmesinden rahatsız olmuş olabilirler. Ama onlar için son derece doğal bir şeydir. Yani bu bölgede her ikisi için de uzun dönemde müttefik olarak görmeyi arzu ettikleri bir ülke çok önemli bir yönetim sistemi değişikliğine gidiyor. Ve bu değişikliği savunan, en önde görünen Sayın Cumhurbaşkanımıza telefon edip tebrik etmeleri de son derece doğaldır. Bunu söylerken de aman Türkiye'nin önünü açalım, Türkiye'ye bir kıyak geçelim diye yapmıyorlar. Kendi siyasi menfaatleri bakımından, kendi ülkelerinin milli menfaatleri bakımından, Türkiye ile uzun dönemde bir uyum sağlamanın kendileri için doğru olduğunu bildikleri için böyle davranıyorlar. Bizdekiler de bunu görsün. Yani bu çok şükür ki bu bizim milletimizin topyekun, siyasetin dışında söylüyorum, Türkiye'nin ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösteren çok güzel bir gelişmedir. Mayıs ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 önemli ülkeye gezisi var. Göreceksiniz tabii, bütün sorunları bir görüşmeyle aşmak mümkün değil. Ama sonuçta bu toplantıların hepsinde fevkalade olumlu sonuçların kapıları aralanacaktır. Buradan da Türkiye bu yeni kurulmakta olan ve belki önümüzdeki birkaç 10 yıl sürecek olan dünyanın bu yeni denge arayışında kendisini önemli bir şekilde yeni dengelerin içerisinde etkili bir konuma getirecektir. Bundan milletimiz emin olsun. Bu yani Türkiye kendi güneyinde, güney sınırlarında hem Irak'ta hem Suriye'de kendisine yönelen terör tehditlerini bertaraf etmeye ilişkin yeni hareketler 15 Temmuz şeyden sonra, 16 Nisan'dan sonra devam edeceğini söylemişti. Sincar'ın ikinci bir Kandil haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz demişti ve ilk tepki geldi. Evet. Şimdi iki yerden, işte bir Sincar'da ikinci bir Kandil oluşma tehdidi var. Diğer taraftan da Afrin'den Amonoslaras'a yaz aylarında, bahar aylarında sızan bir PKK. İki tarafın ikisine de bir müdahale oldu. Bir hava operasyonu oldu. Bunun devamı gelecek mi? Bir de bu operasyonlara Amerika ayrı bir tepki verdi. Koalisyonun haberi yok dedi. Öbür taraftan rahatsız olmadı bundan. Kuzey Irak'taki yerel yönetim. Çünkü biz orada PKK istemiyordu. Evet. Rusya başka bir, Irak Merkezi Hükümeti başka bir tepki verdi. Bunları bir değerlendirir misiniz? Tabii yani burada resmi açıklamalar yapıldı. Bu operasyonlarının başlamasından önce, saatler önce ilgili bütün taraflara bilgi verilmiştir. Amerika'ya, Rusya'ya, evet. Kuzey Irak Merkezi Yönetimi'yle, efendim koalisyon, DAEŞ karşıtı koalisyona bilgi verilmiştir. Türkiye bu operasyonu meşru müdafaa, ülkesinin meşru müdafası çerçevesinde uluslararası hukuka istinad eden haklarını kullanarak bunları, bu operasyonları yapmıştır. Şimdi bakın, Amerika için, Rusya için Kuzey Suriye ya da Kuzey Irak ya da buradaki gelişmeler çok uzaktaki bir ülkeyle ilgili gelişmeler. Yani her iki ülkenin de ulusal güvenliğine bir tehdit yok. Ulusal güvenliğine bir tehditleri yok. Burada yeni kurulacak olan dünya dengelerinde masada ellerini rahatlatmak için sahada bulunuyorlar. Ama Türkiye'nin sahada bulunması ya da sahaya müdahale etmesi birebir kendi ulusal güvenliğiyle ilgilidir. Yani ben şöyle söylüyorum. Birisi için çok karşı mahallede, hatta yakın komşu köyde çıkan bir yangındır. Bizim için ise aynı sokakta yan yana bitişik nizam apartmanlardan birisinde yandaki komşumuzda çıkan yangındır. Evet efendim. Bu yangını bize sirayet etmeden söndürmek mecburiyetindeyiz. Türkiye bu anlamda hem sınırlarını terör örgütlerinden koruyor, PKK'dan, DAEŞ'ten, diğer terör örgütlerinden, hem de kendi ulusal güvenliğini temin ediyor. Bu meşru bir haktır. Bu meşru hakkını da Türkiye... Bu hakkın kullanımının Türkiye-Amerika ilişkilerine veya Türkiye-Rusya ilişkilerine olumsuz bir yansıması olur mu? Olmaz. Şundan dolayı olmaz. Biz zaten burada PYD-YPG unsurlarının bu alandan uzaklaştırılması için defaatle uluslararası camiada ilgili taraflara Amerikalı görüşlerimizi söyledik. Amerikalı komutanları bugün PKK-PYD'lilerle beraber enkazları gezerek hasar tespitinde bulundukları Amerikan için de komutan. Birazcık bu soruyu soruyoruz efendim. Yok yani nihayetinde bir Türkiye buna seyirci kalacak değil, kusura bakmayın. Yani oradan Türkiye'ye gelen tehditleri bertaraf etmek tabii ki Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesindedir.
Bunu bütün ilgili taraflara söylüyoruz. Madem öyleydi, Sincar'daki PKK varlığından rahatsızlığımızı hem biz defaatle dile getirdik, hem Barzani yönetimi defaatle dile getirdi. Barzani yönetiminin de orada böyle bir gücün varlığından son derece rahatsız olduğu ortadadır, aşikardır. Dolayısıyla bu operasyon yerel, oradaki meşru yerel iki gücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Kuzey Irak Merkezi yönetimini rahatsız etmiştir. Bu operasyonda bunun sonucu. PKK ile PYD'nin aynı şey olduğunu biz Amerika'ya ne zaman anlatabileceğiz? Herhalde bunu anlatırsak sorun çözülecek. Yani bilmiyorlar diyemeyiz. Yani biliyorlar. İnsanların bilmeleri başka bir şey. Daha doğrusu siyasi yapıların bilmeleri başka bir şey. Evet. Gerçekten bunu siyaseten kabul etmeleri başka bir şey. Efendim, bugün biz sizinle aslında interaktif bir program yapıyoruz. İzleyicilerimiz de Twitter hesaplarından mesajlar göndererek bizim programımıza katılabiliyorlar. Evet. Sizin konuşmanız sırasında KJ olarak o mesajları, o tweetleri görüyorum, yayınlıyoruz. Ben de görüyorum, evet. Evet, gerçekten aslında yayıncılıkta da bu yeni bir yöntem ve daha fazla etkili olan bir yöntem olarak öne çıkmış oluyor. Ben belki Nuri Bey'in sorusuna bir ekleme yaparak şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Efendim, dün akşamki operasyon eş zamanlı iki ayrı ülke, iki ayrı terör yuvası aynı anda vuruluyor ve füze tehditlerine karşı, ona karşı, buna karşı bir saat öncesinde stratejik ortaklara, müttefiklere haber veriliyor. Ondan önce hiçbir şekilde paylaşılmıyor bilgi. Gidiyorlar işte o ne der, bu ne der demeden 28 uçakla hava sahamızın dışına çıkarak bir sınır ötesi operasyondan bahsediliyor. Biraz bize bununla ilgili aynı anda birkaç hareketli hedefle çarpışabilen, savaşabilen, başa çıkabilen bir askeri terminolojik ifade kullanıyorum ama bir Türkiye ile mi karşı karşıyayız artık? Şimdi yani çok şükür Türkiye'nin bir kere daha 15 Temmuz'da atlattığı badirenin ne manaya geldiğini görmemiz lazım. Eğer Türkiye 15 Temmuz darbesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki hain yapının mensupları temizlenmemiş olsaydı, o yapı bir şekilde devam etmiş olsaydı belki bu operasyonları bugün yapabilmek çok mümkün olmayacaktı. Evet. Dolayısıyla bir kere Türk Silahlı Kuvvetlerinin temizlenmiş olması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon kabiliyetlerini de artırıyor. Ayrıca son yıllarda bizim savunma sanayindeki gelişmelerimiz, mesela insansız hava araçlarımız, bunlara bir takım silahların da monte edilebilme kabiliyeti, ayrıca bir takım zırhlı araçları üretebilmemiz, yerli istihbarat imkanları vesaire, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Türkiye'nin sahada operasyon kabiliyetlerinin, imkanlarının milli imkanlar çerçevesinde arttığını görüyoruz. Bunu da bu operasyonlarla ortaya koyuyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde oradaki terör yuvalarının Türkiye'ye zararsız hale getirilmesi temin edilebilir. Bir de ayrıca dün akşam sadece PKK-PYD'ye karşı bir operasyon değil. Aynı şekilde Türkiye'de de Emniyet Teşkilatı'nın içerisindeki FETÖ unsurlarına karşı bir operasyon yapıldı. 72 ilde 1009 mahrem imam alınmış. Yani bu Türkiye'nin ne kadar büyük bir belayla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz DAEŞ'le. Çok sayıda binlerce DAEŞ'liyi FETÖ operasyonu da ondan büyük bir operasyon. FETÖ operasyonu da yapıyorsunuz. Bu çok şükür yani Türkiye'nin gücünü gösteriyor. İnşallah en kısa zamanda bütün terör örgütlerinin diz çöktüğünü görürüz. Ve Türkiye terörden uzaklaştırılmış, başına bu tür belaların sarılmadığı bir ülke olarak yoluna devam eder. Bütün mesaimizi de bunlarla değil de Türkiye'yi nasıl ekonomik olarak daha ileriye götürürüz? Türkiye'nin siyasetini daha iyi nasıl geliştiririz? Türkiye'nin uluslararası rekabetteki rekabet gücünü nasıl artırırız gibi alanlara yoğunlaşmamız mümkün olur. Komşumuz Yunanistan yine 3 tane FETÖ'cü askerin iade talebimizi reddetti. Son olarak bir de bize ait bir adada veya işte bizim egemenlik alanımızdaki bir adada Yunan askerlerinin bir kuzu çevirme görüntüleri. İşte Milli Savunma Bakanı her ne kadar onu şov olarak nitelendirildiyse de iç kamuoyunu biraz bundan etkilendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunlar bir kere önce şunu söyleyeyim. İnsan şuna üzülüyor. Cuntalardan çok çekmiş olan bir ülke komşumuz Yunanistan. Evet. Ve uzun süredir de Türkiye ile yönetim olarak Yunan yönetimleri arasında ciddi sorunların olmadığı, yaşanmadığı bir ülke. 15 Temmuz'da çok açık bir ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Yunanların siyasi tecrübesi ve aramızdaki dostluk ilişkisi bu adamları hemen ertesi gün Türkiye'ye iade etmelerini gerektirirdi. Güya sosyal demokrat da bir başbakan. Maalesef. Yani oradaki belli oyunlar var. Belli FETÖ'cülerin, bu networklerin harekete geçtiği anlaşılıyor. Bu Yunanistan'ın karnesine bir büyük zayıf olarak yazılır. Hem de çok zayıftır.
Çok zayıf bir not olarak yazılır. Çipras'ta Sayın Erdoğan görüştüğü zaman efendim o bir ay içerisinde iade edeceğiz sözünü öyle vermiş. Sözler verildi. Anlaşılan oradaki kamuoyuna, FETÖ'cülerin oluşturduğu kamuoyuna teslim oldular. Nasıl Avrupa'da bir ırkçı kamuoyundan bahsediyorsak. Son derece yanlıştır. Yunanlıları mahcup eder bu kararlar. Yani adama sormazlar mı? Kardeşim sen darbeyle boğuştuğun zaman, cuntacılar tarafından yönetildiğin zaman yani iyiydi de şimdi mi böyle bir durumda karşı karşıya kalıyoruz denir. Hakikaten Yunanlıları anlamak mümkün değil. Ayıp ediyorlar, yanlış yapıyorlar. Öteki şeylerse, Sayın Bakan doğru söyledi, şov yapıyorlar. Bunlardan bir şey çıkmaz. Türkiye hiçbir oldu bittiye boyun eğmez. Ve Türkiye Ege'deki bütün haklarını koruyabilecek güce sahiptir. Efendim aslında birazcık da konunun dışına çıkıp bir soru da ben sormak istiyorum. İhlas Medya olarak bu Kutlu Doğum Haftası ve Mevlüt Kandili ile ilgili bazı yayınlar gerçekleştirdik. Pazartesi günü burada Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın katıldığı bir yayın daha gerçekleştirildi. Tabii bir taraftan tarihin değiştirilmesi, tarihin Arabi aylara uygun hale getirilmesi, Mevlüt Kandili'ne uygun hale getirilmesi konusunda ve Mevlüt Kandili'ne bir rakip olmaması veya onun değerini düşürmemesi noktasında birçok aslında yorumun ötesinde doğru olanın bu olduğu şeklinde sözler sarf edildi. Diyanet size bağlı. Evet. Siz buradaysanız bu sorunun muhatabı tabii ki sizsiniz. Cevabınızı da bütün Türkiye merakla bekliyor açıkçası. Şimdi yani ben de bu tartışmaları yakinen izledim. Kamuoyunda böyle bir eleştiri, tartışma gündeme geldi. Tabii ki bu tartışmaların hepsi ilmi olarak değerlendirilecektir. Diyanet İşleri Başkanımızla da konuyu müzakere ettim. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanımız müftülerle birlikte bu konuyu tartışacak. Ayrıca ilmi heyetlerle tartışılacaktır. Harika. Doğru olan biz nasıl Rebu'l-Evvel ayının 12. gecesi Hazreti Peygamber'in doğum günüdür. Hicri takvime göre bunun fixlenmesi, sabitlenmesi daha doğrudur. Ya başlangıç günü ya bitiş günü hicri takvime göre yapılabilir. Burada Diyanet Teşkilatımız hakikaten çok güzel programlar yapıldı, onu söyleyeyim. Yani binlerce vatandaşımız katıldı. Biz de burada Ankara'daki ve İstanbul'daki programlara katıldık. Hazreti Peygamber'i anlamak, ona hürmetimizi bir kere daha ifade etmek için güzel zeminler oldu. Ama sonuçta bu Mevlid-i Kutlu Doğum Haftası Mevlid-i Nebi'ye bir alternatif değildir. Ortaya çıkan bütün bu eleştiriler değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Teşkilatı bir ilmi toplantıda yaparak öyle ümit ediyoruz, öyle arzuluyoruz. Hicri takvime Kutlu Doğum'u sabitleyecektir ve bundan sonraki dönemlerde bu efendim son dakika aslında bizim için de çok önemli. Bunu İhlas Medya grubu olarak biz aslında tartışmayı açtığımız için önemli. Siz diyorsunuz ki bundan sonra önümüzdeki yıldan itibaren bir karar İnşallah alınacak. Bu karar Diyanet Teşkilatımız kendi içerisinde konuşacak, tartışacak, ilmi gerekçeleri bütün eleştirileri de ortaya koyacak. Zaten itiraz edilen yani takvimdi. Evet, yani bunun düzeltileceğini ümit ediyorum. Evet, çok o zaman da en azından belki de yapılan eleştirilerde karşılık bulmuş olacak. Belki de Diyanet'in aslında hani eskiden kapıları tamamen kapalı, hani eski Diyanet, yeni Diyanet tartışması derken hani bunu söylemek istiyorum. Şimdi de toplumun aslında talebine de refleks göstermiş oluyor. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız çok büyük bir kurum. Yani Türkiye'deki din ihtiyaçlarını karşılayan büyük bir müessese. Ve çok iyi yetişmiş insanlardan oluşan çok ve giderek de Diyanet mensuplarının kalitesinin arttığı bir ülkedeyiz. Çok güzel hizmetler yapılıyor. Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'nin dışarısında, yurt dışında, küresel ölçekte de güzel hizmetler yapılıyor. Sonuçta Diyanet milletin diyanetidir. Evet. Tek diyanetimiz yani var. Burası bir efendim devlet camileri, Diyanet İşleri Teşkilatımızı, müftülüklerimizi bir devlet dairesi olarak görmeyin. Biz konuşmalarımıza da bu milletin diyanetidir. Milletin diyaneti. Çok önemli efendim. Milletin diyaneti. Ben Afyon'daki müftüler toplantısında da aynı şeyi söyledim. Yani hiçbiriniz kendinizi maişetinizi devlet memurluğundan sağlıyor olabilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama hiçbiriniz devlet memuru değilsiniz. Millet. Öyle düşünün. Milletin adamısınız. Milletin hizmetkarısınız. Milletin içerisinde olmak durumundasınız. Camiler milletimizdir. Milletimizindir. Müftülükler milletimizindir. Diyanete ait ne varsa milletimizindir. Dolayısıyla bu anlamda eğer ortada bir talep varsa bu talebi değerlendirmek. Bir ekleme burada izninizle. Burada İhlas Medya olarak bizim de Diyaneti veya devleti veya bunu tartışmaya açmak değil, sadece onun tarihini tartışmaktı. Biz de bunu yaptık. Bunu da tekrar bir kez daha verelim. Çünkü bizim tek Diyanetimiz var. Bizim bir tane Diyanet İşleri Başkanı. Yani şunu tavsiye etmekte fayda var. Yani bu
Mevlid-i Nebiye, yani 12 Rebiülevvel gecesi Hazreti Peygamberimizin Mevlid kandiline alternatif bir şey olarak ortaya konulmuş değil. Ama böyle bir algı varsa bunun düzeltilmesi için belki de doğru olan, yani belki işte hep bahar aylarında olsun, çok sayıda insanlar katılsın falan diye düşünüp konulmuş olabilir. Ama sonuçta Mevlid Kandili nasıl senenin her ayına gelebiliyorsa oruç gibi. Bunun da öyle olması lazım. Peygamber Efendimiz söz konusu olduğunda millet katılır. Yani. Evet. Ay hangi ay olursa olsun. O zaman efendim seneye, önümüzdeki sene Mevlid Kandili 10 gün geriye gelecek hicri takvime göre. O zaman bu da etkinlik düzenlenecek yani, diyebiliriz. Diyanetimiz, yani biz böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftülerle yapılan toplantıda ve arkasından belki eş zamanında yapılabilir ilmi bir toplantıda bu konuyu masaya yatıracak ve sonuçta inşallah böyle bir karar çıkacak. Takvim başka bir esasa bağlanacak. Aynen. Bu tartışma da hayırlı bir tartışma. Böylelikle olur. Aslında tabii. Sayın Bakan da bu tartışmalara bu akşam bu programda son noktayı koymuş oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben size başka bir soru soracağım. Bütün bakanlarımız bu sorduğumuz sorudan rahatsız oluyorlar. Ama siz başbakan yardımcısınız ve lütfen rahatsız da olmayınız. Ve reyting kazanmak uğruna da sormuyoruz. Telefonumu size gösterebilirim. Binlerce mesaj var bu bedelli askerlikle ilgili. Kabul edersiniz etmezsiniz. Biz kamu görevi yapıyoruz. Bir reyting maksadıyla da yapmıyoruz bunu. Şimdi bu bedelli askerlik, yani bu çağı geçirip bakaya durumuna gelenlerin evlerine de yazılar gidiyor. Bunlar işten çıkarılıyorlar. Yani bakaya durumuna gelenler iş yerleri çalıştıramıyorlar. Epey bir dram var. 3 milyondan filan bahsediliyor. Bu gerçek mi diye Muru Milli Savunma Bakanı'na sordum. O kadar değil ama epey vardı. Böyle bedelliyle ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Bu belki o referandumdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan da böyle bir şey bekliyorlar. En azından böyle bir şey düşünmüyorsanız bile hükümet üyesi olarak lütfen bunu Bakanlar Kurulu'nda dile getirin. Şimdi bakın, geçen bedelli askerlik meselesinde en büyük katkısı olanlardan biri benim, hatırlayacaksınız. Doğru. Ama bugünkü koşullar içerisinde bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesi mümkün değil. Çok da doğru değil. Evet. Bu kadar mücadele verdiğimiz, her gün şehitler verdiğimiz bir ortamda bu konunun gündemden kaldırılmasında fayda olduğu kanaatindeyim. En azından belli bir süre. Çünkü belli beklentiler oluşturuyor. İnsanları kararsızlığa itiyor. Şu anda şartlar hiç de müsait değildir. Şartlar oluşturduğunda tabii ki siyaset... Yine bir mağduriyet daha var. Size tabii ki bunun dışında kalmaz siyaset. Tamam. Bir mağduriyet de bu 2010 yılında KPSS'nin sorular çalındığı için mağdur olanlar var. Daha önce bakanlarımıza sorduk. Dediler ki bununla ilgili mahkeme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Mahkeme süreci tamamlandığında onların mağduriyetlerini gidireceğiz. Size bu anlamda ulaşan yeni bir bilgi var. Yani bu mahkeme süreci devam ediyor. Bundan sonra da zaten yok bir çalışma yaparak bu sonucu ortaya koyuyor. Efendim siz aynı zamanda TRT'den de sorumlusunuz. TRT de size bağlı. Anadolu Ajansı da size bağlı. Dolayısıyla medyanın da içindesiniz. Hem bu İngilizce kanalla ilgili son durumu soracağım. Çünkü o bir tarafadan da Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, orada daha etkili olma anlamında siz de sürekli bazı hamleler gerçekleştiriyorsunuz. Bir de TRT'de bir açıklama yaptı. Bir altyazıyla ilgili inceleme başlatıldı diye. Onu soracağım efendim bu konuda. Şimdi yani TRT World gerçekten hızla ilerliyor ve bugün seyredilen bir kanal haline geliyor. Daha alacak çok mesafesi var, onu da söyleyeyim. Arkadaşlarımız titizlikle bu yabancı dille yayın yapan kanallar arasında kendilerini belli bir yere getirmek için canla başla gayret ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bu KJ'lerle ilgili olarak maalesef yanlış anlaşılmaya müsait KJ'ler atıldı. Yani çok açık söylüyoruz, bu talimatı da verdik. Kimse, bunun gerçek sorumluları kimlerse ve bu birkaç sefer tekrarlandı. 3-4 sefer bir hafta içerisinde tekrarlandı. Kimler bu KJ'leri attırdılarsa... Bunlardan gerçekten bunun hesabının sorulması lazım. O soruşturmayı dün itibariyle başlattı TRT. Burada sadece o KJ'yi yazanlar değil, kimler gerçek sorumlularsa onları bulup ortaya koymak TRT yönetiminin vazifesidir. Efendim biz programımızın sonuna geldik. İzninizi isteyeceğiz ve programı kapatacağız. Sizin bir sorunuz var mı? Bir TRT ile ilgili. Buyurun. Bu Osmanlı'nın hakim olduğu Osmanlı'nın eski coğrafya, gönül coğrafyasını dediğimiz yerlerde, işte Boşnakça'nın konuşulduğu yerlerde bu buralara yönelik İngilizce gibi, mesela İngilizce bayağı etkili. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim buluyorum. Evet, izleniyor. Şey. Tabii. İzleniyor, herkes de izliyor. Yani Türkiye'de ilgi uyduda duyan, olduğu için tabii herkes izliyor. Böyle bir şey var mı gündeminizde? Şimdi bu Balkanlara yönelik. TRT'nin kanallarının yeniden yapılanmasıyla ilgili bir çalışmayı da sürdürüyoruz. Hem Balkanlarla ilgili, hem Avrupa'daki
diaspora ile ilgili hem de Orta Asya ile ilgili olarak. Zaten şu anda devam eden yayınlarımız var. Hı-hı. Ama bunların çok daha etkili hale getirilmesi lazım. Ayrıca TRT Kürdi'nin ve TRT Arapça'nın çok etkili bir hale getirilmesi lazım. İyi çalışmalar oluyor ama tam istediğimiz noktaya henüz bu söylediğiniz alanlarda gelmiş değiliz. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Aslında bakıyorum şöyle sormadık da bir şey bırakmadık. Yani eyvallah, bir ekonomi konuşmadık ama inşallah başka. Orada başka sefer. Evet, ekonomi de sizin aslında alanınız. Evet. O zaman son soru. Dolar yani, daha da düşer mi? Sadece dolarla ilgili değil. Bu önümüzdeki günlerde ne bekleyelim? Bu referandum sonuçları size göre nasıl yansıdı? Yani biz doğrudan yabancı sermaye girişinde bir yükselme bekliyor musunuz? Makroekonomik göstergelerde bir şey bekliyor musunuz? Mesela şimdi bakın en çok çalkantının olduğu dönemlerde bile ben hep iyimser tarafta kaldım. Şundan dolayı. Doğru. Yani bir ülkenin makroekonomik dengelerinde sıkıntı olsaydı o zaman endişe ederdim. Ama çok şükür Türkiye'nin ekonomik dengelerinde problem yok. Siz makro dengelerinde gizlemiyorsunuz. Söylüyorum yani ne düşünüyorsam da bunu söylüyorum. Ha, ama esas mesele yıllardır söylediğimiz bir şey var. İnşallah onu süratle başarmamız lazım. Adama sormazlar. Makroekonomik dengen nasıldı diye sormazlar. Ne üretiyorsun ve ne satıyorsun diye sorarlar. Evet. Yani bir ülkenin büyük gücü küresel rekabette olduğu yerdir. Hangi yüksek ürünleri, teknoloji ürünlerini satabildiğidir. Ne kadar istihdam oluşturduğudur. Reel ekonomiyi ne kadar güçlü tutabildiğidir. Şimdi çok şükür bu tarafa doğru Türkiye ekonomisi faz değiştirmeye başladı. Bu önemlidir. Ve belki de ekonomi alanındaki en önemli kazanımımız budur. İnşallah üretim yapımız kuvvetlendikçe, rekabet yapımız kuvvetlendikçe, istihdamımız arttıkça zaten Türkiye'de diğerleri ise zaman zaman dönemsel olarak yükselir çıkar, aşağı iner yukarı çıkar. Ama sonuçta ekonomi yöneten algılar değil realitelerdir. Yani mesela ne diyoruz? Referandum sonrasında piyasalar bunu satın aldı. Bu bir algı aslında, algıyı tarif ediyoruz. Ama esas olan şey, evet bu güzel bir şey. Ama kalıcı olarak ne kadar güçlü bir reel ekonominin var. Evet. Bunu biz kurabildiğimiz zaman kısa süre içerisinde sizin aslında Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Alanınız aslında onun için sor. Yani mesela çok fazla dolar fiyatını da sorayım efendim size de bitirelim. Hiçbir zaman bunu söylemem ama yani olumlu bir şekilde yansıyacak. Gidiyor. Yansıyacak. Merkez Bankası'nın kararı yansıyacak. Olumlu bir şekilde yansıyacak. Evet. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu akşam sorularımızı iştenlikle ve açık yüreklilikle cevaplandırdınız ve bu bir saat süresince kafalardaki soru işaretlerine de aslında cevap vermiş oldunuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim bizden bu akşamlık da bu kadar. Konuğumuz Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş'tu. Biz efendim her zaman olduğu gibi yorumu da siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın. İyi akşamlar.